Gördün mü? Evet, şimdi. Arada böyle bak. El salla. Oğlum salla bak böyle yap. Bak. Burada. Anne. Tetanos hastalığı uzun yıllardır görmediğimiz bir hastalık. En azından benim 10 yıldır tetanos hastasını görmüyorum. Ama asistanlık sırasında çok gördüğümüz bir hastalıktı. Bu çocuğumuz da bize 13 gün kadar önce gelmişti. Yoğun bakıma aldık. Çenesinde kitlenme şikayeti. Tek şikayeti çenesinde kitlenme. Buna tıp dilinde trismus diyoruz. Bu şikayetle yani ağzını açıp bir şey yiyemiyor. Sadece pipetle biz biraz ilaç verdikten sonra pipetle sıvı gıdaları biraz almaya başladı bir ilk zamanlar. Daha sonra ağzını biraz daha açmaya başladı. Her seferinde her gün biraz daha şey oldu. Ağzını açmaya başladı ve biz epey ağzını açtıktan sonra servise devrettik hastayı. Sorun ne? Nasıl gelişti bu olay? Olay şu, aile bu çocuğa hiçbir aşısını, sadece tetanos aşısı değil, hiçbir aşısını yaptırmamış. Böyle bir sorun var. Neden yaptırmamış? Onun nedenini sorduğumuzda diyorlar ki, işte halk arasında işte bu aşılarda domuz şeyleri var, maddeleri var, domuzla ilgili maddeler var. O nedenle yaptırmadık diyor. Tabii sadece bu çocuğuna değil, bir çocuğu daha var 10 aylık. O çocuğuna da yaptırmamış aslında. Sonra biz bu çocuğa tedaviye başladık. Tetanos antiserumunu yaptık. Sonra tetanos aşısını yaptık. Öbür çocuğu da çağırdık açıkçası. Hastane, çünkü işi garantiye alayım diye ben bunu yaptım. Hani yap diye söyleyebiliriz de garantiye alayım diye bir gün yatırdım hastaneye o çocuğu. Aşısını da yaptırdım. Çünkü şundan korkuyordu. Diyordu ki işte aşı yaparız, eve göndeririz. Evde ben yokum, ateşi çıkar. Ailesinin bu korkusu. Yani her türlü şeyi garantiye aldık bu şekilde. Öbür çocuğun da aşısı yapıldı. Tetanos mikrobu biliyorsunuz her yerde olan bir mikrop. Yani her yerde, istemediğiniz yerde tetanos mikrobu var. Yani özel bir şey gerekmiyor tetanos mikrobunun. Tetanos hastalığı bulaşıcı bir hastalık değil. Tetanos geçirse bile hastalığa tekrar aşısının yapılması lazım. Yani geçirmesi bağışıklık sağlamıyor. Sadece uzun sürüyor fark ettiğinizde. Çok direnç gösteriyor. O tetanos toksiniyle etki eden bir şey çünkü bakteri. Yani bakteri toksin oluşturuyor ve o toksin de ağızda kilitlenme yolu açıyor. Toksinin etkisi kaybolana kadar işte bu şikayetleri devam ediyor. Ama gittikçe azalıyor tabii. Yavaş yavaş azalıyor. Onun dışında söyleyebileceğim mesela bizim ilk başta söylediğime biraz ilave yapabilirim. Bizim şey zamanımızda, asistanlığın zamanımızda yeni doğan tetanozu çok görülüyordu. Yani inanılmayacak kadar çok görülüyordu. Onun nedeni de İşte doğumda değişik maddelerle kesiyorlar göbeğini veya göbeğine değişik maddeler bırakıyorlar. Buydu nedeni. Bunu önlemek için tetanos aşısı yapılmaya başladı gebelere ve rutin yapılmaya başladı. 2 doz tüm gebelere yapıldı ve bu sadece bu yapılması işiyle yeni doğan tetanosu inanılmayacak şekilde sıfırlandı gibi bir şey. Hiç görmüyoruz gibi bir şey. Çok önemli bir başarı tetanozda bu şey. Yeni doğan tetanoz için gebelerde aşının yapılması. Büyük bir başarı bence. Ama tabii buradaki sorun ne? Bizim ailemizde aşı reddi sorunu var. Bununla şey yapmak gerekiyor. Biraz çalışmak gerekiyor. Farklı düşünceler, farklı
işlemler koymamız lazım yani. Normal işte aşı yaptırın bilmem hani klasik şekilde şey mücadeleyle olmuyor bu iş.